Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. 16. haftadayız. Kamp programımızda bu haftaki tek konumuz trigonometri. Trigonometri son zamanlarda geometrinin içerisine çıksa da, matematiğin içerisine de çıksa da hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3-4 tane soru çıkıyor ki 2020 AYT'de bu türev, integralin ve limitin kaldırılmasından sonra yanlış hatırlamıyorsam 5 tane soru çıkmıştı. Ama normal şartlar altında yine 3 veya 4 tane soru çıkan bir konu. Dolayısıyla önemli bir konu sevgili gençler. Üzerine durulması gereken bir konu. Umarım siz de bu konunun üzerine durursunuz. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum dersi. Neyle başlayacağız trigonometriye? Dik üçgende bir dar açının trigonometrik oranıyla başlayacağız sevgili gençler. Yani laps diye trigoya başlıyoruz aslına bakarsanız. Şimdi bir dik üçgende bir dar açı sabit iken bu dar açının karşısındaki dik kenar, komşusu olan dik kenar ve hipotenüs uzunlukları birbirine oranı daima ama daima sabittir sevgili gençler. Yani açı sabitse kenarların oranları ama bazı oranlar mutlaka ama mutlaka sabittir. Bu oranlara trigonometrik oranlar denilmiş ve her birine de ayrı birer at verilmiş sevgili gençler. Şimdi bu bizim dik üçgenimiz olsun. Bakın şurası sevgili gençler x derecelik açı. Burası x derecelik açı iken x'in karşısına karşı dikkenar, x'in hemen komşusuna komşu dikkenar ve zaten dik üçgeninde dik açının karşısındaki kenara da biz hipotenüs diyorduk. Biz bir hipotenüsü c ile, karşı dik kenarı b ile, komşu dik kenarı da a ile isimlendirecek olursak, sinüs dediğimiz oran karşı dik kenarın uzunluğunun karşı dik kenarın uzunluğunun hipotenüse oranıdır sevgili gençler. Ki buna biz x açısının sinüsü diyeceksek sinüs x ile, sinüsün kısaltması da sin, sin x ile göstereceğiz ve karşı b, hipotenüs c ise b bölü c ile. Kosinüs komşunun hipotenüsü oranı yani komşu a hipotenüs c. Tanjant ise karşı dik kenarın uzunluğunun komşu dik kenarın uzunluğuna oranı yani karşısı b komşusu a olduğuna göre b bölü a ile. Kotanjant dediğimiz oran ise komşu dik kenarın uzunluğunun karşı dik kenarın uzunluğuna yani a'nın b'ye oranı. Burada dikkat etmemiz gereken tanjantla kotanjantın birbirinin tam tersi olması. Şimdi burada bir uyarımız var. Sinüsün çarpma işlemine göre tersi kosekant, kosinüsün çarpma işlemine göre tersi de sekant olarak tanımlanmıştır. Yani ne demek bu? Sinüs x'in çarpma işlemine göre tersi 1 bölü sinüs x'tir. Ve bu 1 bölü sinüs x sevgili gençler biz bunu kosekant x olarak adlandıracağız. Bir de sekantımız var. Kosinüsün çarpma işlemine göre tersi 1 bölü kosinüs x ki biz de bunu yine sekant x olarak adlandıracağız. Bunlar nasıl diyeyim yardımcı elemanlar olarak kullanılabilir. Yani böyle sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunlar ana oranlarımız diyeceğiz. Her zaman kullanacaklarımız. Kosekant ve sekant ise biraz daha böyle görünümleri düzgün olsun diye çıkartmış. Yani 1 bölü sinüs demek yerine kosekant, 1 bölü kosinüs demek yerine sekant demek gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi 30 ve 60 derecenin trigonometrik oranları deniliyor. Burada sevgili gençler biz bir dik üçgen çizelim. Bu dik üçgenimiz 30-60-90 üçgeni olsun. Şöyle çizelim biz bu üçgeni. Şurası dik üçgen, dik açı. Yine ABC üçgenimiz olsun sevgili gençler. A'nın karşısı A, C'nin karşısı C, B'nin karşısı da B olsun. Hatta şöyle de diyebiliriz. Biz bu ABC'yi nasıl olsa 30-60-90 üçgeni dedik ya. Şurası 30 derecelik açı, burası 60 derecelik açı ve burası da 90 derecelik açı. Şimdi... Sinüs 30'a bakalım. Sinüs neydi? Karşının hipotenüsü oranı. Şimdi biliyorsunuz 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3'tü. Ve 90'ın karşısı da buradaki 1'in 2 katı olan 2 idi. Sinüs 30 nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2 olur o zaman. Peki buna karşılık olarak kosinüs 30 nedir? Kosinüs de komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs 30. Peki sinüs 60'a bakalım şimdi. Sinüs 60 dediğimiz ise... Karşının hipotenüs oranı kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 ise sevgili gençler. Kosinüs 60'da 60'ın komşusu 1, hipotenüsü 2 olduğu için 1 bölü 2 diyeceğiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler. Bakın bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2. Bu da kök 3 bölü 2, bu da kök 3 bölü 2. Yani sevgili gençler burada dikkat etmemiz gereken farklı bir nüans ise şu. Bakın burada 30 ile 60 birbirini 90'a tamamlarken yine buradaki 30 ile 60 da birbirini 90'a tamamlıyorlar ve ikisi de 1 bölü 2, ikisi de kök 3 bölü 2. Birazdan bir not daha verebiliriz sizlere. Buna nazaran bir not daha verebiliriz. Şimdi 45 derecelik üçgenin, yani 45 derecenin trigonometrik oranları ki 45-45-90 üçgeni çizeceğiz. Yani ikizkenar dik üçgen çizeceğiz. Bunu da yaklaşık olarak şu şekilde yaparsak sevgili gençler. Bu da 45-45-90 üçgenimiz olsun. Şurası 45. Burası da 45 derece olsun. Ve sevgili gençler 45 burası 1 burası 1 iken 90'ın karşısı ne oluyordu? Hipotenüs kök 2 oluyordu. Peki şimdi sin 45'e ve cos 45'e bakalım. Sin 45 ve cos 45'e bakacak olursak karşısı 1, hipotenüs kök 2, 1 bölü kök 2 ki 1 bölü kök 2 dediğimize daha böyle işlem kolaylığı da açısından hem de paydamızda irrasyonel bir ifade bırakmamış oluruz. Kök 2 bölü 2 diyebiliriz. Dolayısıyla bu kök 2 bölü 2'dir. Bu da kök 2 bölü 2'dir. Ki karşımıza yine güzel bir şey daha çıkıyor. Bakın 45'te 45 birbirini 90'a tamamlarken burası da kök 2 bölü 2. Burası da kök 2 bölü 2 diyebildik. Şimdi farkındaysanız tanjant ve kotanjantı yapmadık. Onları da sevgili gençler şu kısma yapalım bakalım. Şimdi tanjant 30'a bakalım. Tanjant 30. 30 şu içindekileri silelim karışmasın kafamız. Karşı bölü komşuydu. Yani 1 bölü kök 3 ki 1 bölü kök 3'ü sevgili gençler nasıl yazabiliriz? Kök 3'te genişlettiğimiz takdirde kök 3 bölü 3 yazabiliriz. Demek ki burası kök 3 bölü 3 olacak. Peki tanjant 45'e bakalım. Buna da 45 derecelik üçgenden bakacağız. Karşısı bölü komşu 1 bölü 1'den 1 gelir. Peki tanjant 60'a bakalım bir de. Tanjant 60 ise sevgili gençler ona da burada bakacağız. Karşı bölü komşu yani kök 3 bölü 1'den kök 3. Şimdi burada şunlara bakalım. Kotanjant 60'a bakalım burada. Kotanjant 60. Kotanjant 45'e bakalım. Bir de kotanjant 30'a bakalım. Kotanjant 60 dediğimiz komşu bölü karşıdan yapacağız bunu. Komşusu 1, karşısı kök 3. 1 bölü kök 3, kök 3 bölü 3'tü. Kotanjant 45, 45'ten bakacağız. Komşu bölü karşıdan 1 bölü 1'den 1'dir. Kotanjant 30 ise komşu bölü karşı kök 3 bölü 1'den kök 3'tür. Şimdi burada yine dikkatimizi çeken mevzu şu olması lazım. Kök 3 bölü 3, kök 3 bölü 3, 1, 1, kök 3, kök 3. Bu ne demek? Hemen şunları kontrol edelim. Acaba yukarıda sinüs kosinüs de oldu da burada da oluyor mu? Bakın 30'a 60 90'a tamamlar. 45'e 45 90'a tamamlar. 60'a 30 90'a tamamlar. Şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz. Bu notu da yazabilirsiniz. Birbirini 90 dereceye tamamlayan ya da birbirini pi bölü 2 radyana tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına mutlaka eşittir. Ama birbirini 90'a tamamlaması şart. Anlaştık mı gençler? Şimdi bunları tek tek not aldıysanız sağ üst tarafa geçelim. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi x dediğimiz açı 0 derece ile 90 derece arasındaki bir açıdır. Tanjant x ise 12 bölü 5'miş. Bu tarz ifadelerde bakın tanjant verildi, sinüs, kosinüs, kotanjant falan varsa hemen bir tane üçgen çizeceksiniz sevgili gençler. Bunu mutlaka yapın. Bir tane hemen üçgeni çizdiniz ve dediniz ki arkadaşım şurası x derecelik açı olsun. Hatta orası olmasın şurası olsun x derecelik açı. Şimdi burası x derecelik açıyken tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşısı 12'ymiş, komşusu 5'miş. Şimdi burası da dik değil miydi? 5, 12. Burası nedir o zaman? 13'tür. Bakın bunu biz bulduk. Güzel. Sinüs x'ine bakalım şimdi. Karşı bölü hipotenüs nedir? 12 bölü 13. Eksi. Kosinüsü nedir? 5 bölü 13. Güzel. Peki kotanjant. Tanjant 12 bölü 5 ise kotanjant 5 bölü 12'dir. Yani tam tersidir. 12 bölü 13'ten 5 bölü 13'ü çıkarırsam sevgili gençler 7 bölü 13 kalacaktır. Aşağıda da 5 bölü 12 var. Bunları ters çevirip çarpacağız. 7 bölü 13 çarpı 12 bölü 5 dersek üst taraf sevgili gençler 7 kere 12'den 84 gelirken alt taraf 5 kere 13'ten 65 gelecektir. Cevabımız 84 bölü 65 diyebileceğiz. Geçtim bir diğer soruma. X 0 ile 90 derece arasında bir açı ve sinüs x kök 5 bölü 3 iken kosinüs x bölü 2 ve tanjant x bölü 2 nedir? Hayda. Şimdi yukarıda bakın burası tanjant x'ti. Bunlar sin x, cos x, kot x'ti. Hocam burada yarım açı yok mu dediğinizi duyar gibiyim mezunlar. Ama yarım açı olsa da yarım açı formüllerine değinmeden biz bunu geometri kullanarak çözebiliriz. Şimdi hemen şöyle bir şey yapalım. Sinüs x'i yani x derecelik açının sinüsü kök 5 bölü 3 olan bir tane üçgen çizmemiz isteniyor aslında bizden burada. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım sevgili gençler. Biraz daha uzatalım. Bakın şurası x derecelik bizim açımız olsun. Sinüsü kök 5 bölü 3'müş. Yani karşısı kök 5'miş. Hipotenüsü 3'müş. Buranın karesi 9. Bunun karesi 5. 9'dan 5'i çıkardım 4. O zaman buraya da 2 kalacaktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben bu x bölü 2 derecelik açıyı nereden bulacağım derseniz eğer, bunu bu şekilde birazcık uzatarak kafanıza göre ama şöyle bir durum var. Burası x ise diyorsunuz ki ben buradan x bölü 2 olacak şekilde bir açı oluşturacağım. Ve bunu da bu şekilde oluşturarak yeni bir üçgen elde edeceğim diyebilirsiniz. Hocam ne alaka şimdi, bunu niye yaptık diye soracaksanız arkadaşlar. Bakın 2 iç bir dış yapabiliyorduk değil mi? X bölü 2 ile ben şunu toplayınca x'i verecek. O zaman burası da x bölü 2 değil midir arkadaşlar? Aynen. O halde bu bir ikizkenar üçgen oldu, bakın şuradaki üçgen. Yani ben buraya A, B, C, D dersem ACD üçgeni ikizkenar üçgen oldu. Burası 3 ise o zaman burası da 3'tür. Şimdi gelelim şuna. Burası 5. Tamam. Burası da kök 5. 5'in karesi 25. Kök 5'in karesi 5. Toplarsam 30 yapar. Demek ki şurası da ne olacakmış? Kök 30 olacakmış. Şimdi tüm bunları bulmuşken artık ben kosinüs x bölü 2 ve tanjant x bölü 2 rahatça bulabilirim. Mesela kosinüs x bölü 2'ye bakalım. Komşusu 2 artı 3'ten 5. Hipotenüsü kök 30. İster bunu böyle yapın, isterseniz de kök 30'da genişletin ve deyin ki 5 kök 30 bölü 30. Hatta 5 ile de sadeleştirip kök 30 bölü 6 da diyebilirsiniz kosinüs x bölü 2'ye. Tanjant x bölü 2 ise daha kolay. Kök 5 bölü karşısı kök 5. Komşusu 5'tir diyebiliriz. Kök 5 bölü 5 de tanjant x bölü 2'ye eşit olmuş oldu böylelikle. Evet. Yarım açı formüllerini de göreceğiz. Yani bir sonraki videolarda yarım açı formüllerini de göreceğiz sevgili gençler. Yarım açıyla da çözebileceğiz bu soruyu. Ama dediğim gibi siz şunu unutmayın. Yarım açı kullanmadan da zaten hepsi geometriden geliyor. Yarım açı kullanmadan da bu şekilde birazcık kurnazlık yaparak çözüme ulaşabiliriz. Bir diğer sorumuz ABC'de bir kare, AC'de köşegen. CE eşittir 2 tane AE'dir. Yani C ile E'nin uzantısı, yani şurası sevgili gençler. Hatta şöyle diyelim mi biz buraya, bakın. Ben şuraya 3 diyeyim. Buraya da 3 diyeyim. Yani karenin bir kenarı 3 olsun. O halde AC uzunluğu 3 kök 2 olur mu? AC uzunluğu 3 kök 2 olur. Peki bu AC uzunluğu 3 kök 2 ise ben bunu 3'e böldüğüm takdirde burası kök 2'dir. Burası 2 kök 2'dir de diyebiliriz. Doğru mu yanlış mı? Bence deriz. Bir sıkıntı olmaz. Peki sinüs x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler şöyle bir düşünelim. Bakın ben şurada sinüs x sorulmuş ya. Trigonometrik bir oran sorulduğu için buradaki açımıza ben bir dik üçgen çıkartmam lazım. Bir dik üçgen bulmam lazım ben bu açıya. Hemen ne yapmam gerekiyor? Şuradan bir tane dik indirebiliriz. Bu diki indirdikten sonra şöyle dik yapalım. Bu diki indirdikten sonra artık sinüs x demiş ya, karşı bölü hipotenüs diyerek olayı bitirebiliriz. Güzel, nasıl bitireceğiz hocam? Bak şimdi şöyle diyelim. Hatta şu 3'leri ve 2 kök 2'leri silelim. Çünkü onlar biraz kafa karıştıracak gibi duruyor. Sonradan aklıma gelmişti zaten. Şöyle diyebiliriz bakın. Burası çizilmeden önce ben şuraya 4K deyip, tamam mı? Yani E ile C arasına 4K dersem, şuraya 4K dersem AE ne olur? 2K olur. Şurayı da silelim. AE'de 2K olduğu için şuraya da 2K yazabilirim artık. Daha sonrasında ben şu diki indirdim ya. Bu kardeşim bu kare. Bu kare olduğu için burayı köşegen olur ve iki eşit parçaya ayırır. Buradaki AC'yi iki eşit parçaya ayıracaktır. Buranın uzunluğuna toplam 6K demiştik. O zaman 3K'ya 3K ayıracak. Yani şuraya 3K kalacak sevgili gençler. Bakın şuraya 3K kaldı. Buraya da 3K kalacaksa buraya K kalır. Güzel. Peki şurası ne olur? 3K'nın aynısı olur. Çünkü burada da 45-45-90 üçgeni oluşuyor karede biliyorsunuz. Peki burası 3K, burası K iken şuraya ne kalır? Buraya da kök 10K kalır Pisagor'dan. Şimdi rahatça bulabiliriz sinüs x'i. Karşı bölü hipotenüs, yani 3K bölü kök 10K diyeceğiz. K'lar gidecek, 3 bölü kök 10. Ki 3 bölü kök 10 diye kalmasını istemiyoruz. Kök 10'la genişletiyoruz. Cevabımız 3 kök 10 bölü 10 oluyor sevgili gençler. Sinüs x. Devam. İkinci sayfamıza geçiyoruz. Ben size hatta bunları çözerken şöyle yaklaştırırsam ekranda daha da büyük görürseniz daha iyi olur diye tahmin ediyorum. ABC bir üçgen. AB AC'ye eşit, yani bu bir ikizkenar üçgen. BAC açısı x ve ABC açısı da y dereceymiş. Sinüs x 12 bölü 13 olduğuna göre sekant y kaçtır diye soruluyor. Sekant y'den kastı ne arkadaşlar? 1 bölü kosinüs y'den bahsediliyor aslına bakarsanız. Pekala. Şimdi sinüs x'in 12 bölü 13 olduğu verilmiş bize. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama dediğimiz gibi yine x'e ait bir dik üçgen olması lazım ki, yani bu x bir dik üçgenin içerisinde olsun ki bu 12 bölü 13'ü rahatlıkla yerleştirebilelim. Madem öyle, gelin biz şuradan bir tane şöyle şuraya dik çıkaralım. Bu diki çıkardıktan sonra şu şekilde. Şimdi sinüs x 12 bölü 13'müş ya, karşısı 12 olur. Hipotenüs, yani şu 90'ın karşısı da 13 olur. O zaman şuraya ne kalır? 5. Şimdi gençler, şu kısım, bakın şöyle şunları incelteyim ben size. Şimdi şu kısım 13 birimse şuranın da 13 birim olması gerekmiyor mu? Evet hocam. Madem öyle, ben şurada kalan kısma, burası 5 ise buraya 8 diyebilirim artık. Doğru mu? Doğru. Burası da dikti hocam. Evet. Peki kosinüs y lazım şimdi bize. Bak, burası 8, burası 12. Şöyle bir şey yapsam ben sana. Burası 8 iken burası 12 iken. 8'in karesi nedir? 64. 12'nin karesi nedir? 144. Peki ben bunları toplarsam ne gelir biliyor musun? 208 gelir. Yani burası sevgili gençler kaçmış? Kök 208 olur diyebiliriz. Şimdi bizden ne istenmişti? Sinüs 1 bölü kosinüs y istenmişti. Şimdi y'nin komşusu ne? 8 bölü. Y'nin bu karşıdaki hipotenüs ne? Hipotenüs, özür diliyorum, 12 değil. Şöyle 208, 90'ın karşısı hipotenüs, kök 208. Bir de burada ne var? 1 bölü var. Güzel, bunu ters çevirip çarpacağız o zaman. Yani cevap kök 208 bölü 8 olacakmış sevgili gençler. Hocam bu kök 208 dışarı çıkmaz mıydı, böyle bırakmamız doğru olur mu diye soracak olursan da çıkarabiliriz dışarı, sıkıntı yok. Hatta şöyle diyebiliriz, bakın bu ikisi de 16'nın katı olduğu için 16 kere 4'tür burası. Artı burası da 16 kere 9'dur. 16 parantezinde 4 artı 9'dan 13 gelir. 16 kere 13 208'miş. O zaman bu dışarı nasıl çıkar? 4 kök 13 diye çıkar. Burası da 8'di zaten. Şunu da şunu sadeleştirirsem burada 2 kalır. Demek ki cevabımız neymiş? Kök 13 bölü 2'ymiş sevgili gençler. Sekant y dediğimiz değer. Geçtim arkadaşlar bir diğer soruma. ABC bir dik üçgen. AB AC'ye dik, AH da BC'ye dik, AB bir birim olarak verilmiş bize. Şekle göre HC'nin x açısının trigonometrik oranları cinsinden karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şurayı bana trigonometrik bir ifade olarak bul diyor bize. Tamam, bunu bulacağız. Şimdi ben bu x'in, x derecelik açının, bakın hipotenüs biliniyor. Şurada AH'ı bulursam güzel bir şeyler olabilir. BH'ı da bulursam güzel bir şeyler olabilir. O halde AH'ı bulacaksam hem AH'ı, yani x'in karşısını, hem de buranın hipotenüsünü ilgilendiren ne var? Karşı bölü hipotenüs sinüs var. O zaman sinüs x eşittir AH bölü 1 desem ben. O zaman sinüs x AH'a eşitmiş. Yani ben AH gördüğüm yere aslında buraya sinüs x yazabilirmişiz. Güzel. Peki kosinüs x'e baksak bir de. Kosinüs x de BH bölü hipotenüs 1 olacaktır ve bu da BH'a eşit olacaktır. Şimdi BH dediğimiz yere de aslında kosinüs x yazabilirmişiz. HC kısmına da gelin biz A diyelim. Şimdi dikten dikilmiş ne var? Öklit. Bunu herkes bilmesi lazım. Yani trigonometri çalışıyorsak bunlar bilinecek. Peki Öklit'ten sinüsün karesi, sin kare x diyebiliriz biz buraya, eşittir cos x çarpı a oluyor mu sevgili gençler? A çarpı kosinüs x. Bizden a istenmişti. Bu kosinüs x'i karşıya atarsam ben sin kare x bölü kosinüs x eşittir ne olacaktır? A olacaktır. Peki burada sin kare x bölü cos x dediğimiz ifadeyi şıklarda görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Ben bunu şöyle yazsam mesela sin x çarpı sin x bölü kosinüs x desem. Tamam mı? Burada sevgili gençler sin x bölü cos x geldi. Bu sin x bölü cos x de şundan tanjant x'i, sanırım bunu daha önce notlarda bahsetmedik, kusura bakmayın. Tanjant x sin x bölü cos x'tir. Bu a bölü b, b bölü c demiştik ya, oradan da çıkarılabilir bu. Kotanjant x ise tam tersi kosinüs x bölü sinüs x'tir. Burada ne var? Sin bölü kos var. Yani burası aslında tanjant x'miş. Bir de yanında ne var? Sinüs x var. Tan x çarpı sin x veya sin x çarpı tan x var mı şıklarımızda? Var. O halde cevabımız Denizli seçeneği olacaktı diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Şekil 1 dönel koni AB. AB neresi? AB şurası. O merkezi taban dairesinin çapı. TA TB'ye eşit ve 13. TO 12. Ve BC'de 8 birim. Şurası da 8 birim. Tanjant x ile tanjant y'nin toplamı. Bakın x burası, y de burası. Şimdi 3 boyutlu düşünmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bakın şu TB uzunluğu 13 ise TC uzunluğu da 13'tür. Yani bunun şu tarafa doğru şu şekilde döndüğünü düşünün. Yani bunu bir külah olarak düşünün. Külahın bu kısmı 13 birimse diğer kısmı da 13'tür sonuçta. Burası 13. Bakın şuradaki açımız bizim bir dik üçgen oluşturacak buraya. Bir dik açıdır. Burası 12, burası 13 ise diğer dik kenar 5'tir. Yani aslına bakarsanız burası bizim yarıçapımız oluyor. Yarıçapı 5 bulduk. Çap da 10'dur mesela. Pekala. Şimdi bunu bulduktan sonra burası 5 oldu. Burası x oldu. Şurası kaçtı arkadaşlar? Burası da 5'ti. Bunu da biliyoruz. Hatta şurası da 5. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi şuradaki tanjant y'yi kolay bir şekilde bulabiliriz. Karşı bölü komşudan. Bunun y'nin karşısı 5, komşusu 12 olduğu için burası 5 bölü 12'dir dedik. Artı. Şimdi şu x ile de arkadaşlar bir dik üçgen bulmamız lazım. Yani bu x açısının bir dik üçgenin içerisinde olması lazım ki ben tanjant x'ini bulayım. Peki nereden bulacağım ben bu x'i? Yani dikliği buluruz arkadaşlar. Hatta belki de verilmiştir. Bakın alt taraf bir çember. Çemberde yayın üzerindeki açı eğer ki çapı görüyorsa, AB çapını görüyorsa bu diktir sevgili gençler. Yani bizim elimizde aslına bakarsanız şöyle bir üçgenimiz var. 3 boyutlu olarak bakarsanız. Şöyle bir üçgenimiz var. Bakın şurası AB çapı. Burası da C noktası. Burası diktir sevgili gençler. X dediğimizde şey de burası. Şimdi ben şunun 8 olduğunu biliyorum zaten. Şurasının da 10 olduğunu biliyorum. Şimdi bakıyorsun dik kenar 8. Hipotenüs 10 ise burası kaçtır? 6'dır. Tanjant X lazım bize. Karşı bölü komşu yani 8 bölü 6. Ben bunu 2 ile genişletirim. 16 artı 5 bölü 12 derim. Üst taraf 21 olur. Alt taraf 12. 3 ile sadeleştiririm 7. 3 ile sadeleştiririm 4. Cevabım ne olur? 7 bölü 4 olur. Tanjant x artı tanjant y dedik sevgili gençler. Evet, güzel sorular çözüyoruz bence. Vallahi hem başlar başlamaz böyle güzel soru çözmek de güzel oldu. Trigonometrik özdeşliklere bir bakalım artık. Şimdi bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu bir birim alınırsa karşı dik kenarın uzunluğu sinüs ve komşu dik kenarın uzunluğu kosinüs olur. Az önce şuradaki sorumuzda, nerede o? İşte şuradaki sorumuzda yaptığımız gibi aslına bakarsanız. Artık bunu genelleştiriyoruz. Eğer hipotenüs 1 ise x'in karşısı sin x'tir. X'in komşusu da cos x'tir. ABC dik üçgeninde Pisagor bağıntısından da sevgili gençler biliyorsunuz ki buranın karesiyle bunun karesi bunun karesine eşitti toplamları. Sin kare x artı cos kare x'in 1 olması gerektiği bulunur ki bu kullanacağımız en ama en önemli özdeşliklerden bir tanesi. Bunu mutlaka bir post-it'e yani yapışkanlı kağıda yapıştır. Yani yaz, duvarına yapıştır, panona as, mutlaka iğnele, karşına dursun. Bu trigonometride en çok kullanacağımız özdeşliklerden ilki. Şimdi bir de tanjant x'in de yani ben şu üçgene bakarak tanjant x'i bulacağım ya. Karşı bölü komşu olduğunu biliyoruz. Sin bölü kos neymiş? Tanjant. Az önce de vermiştik bunu şurada bir yerde. Nerede vermiştik bakalım? Şurada da vermiştik biz bunu zaten. Tanjant x sin x bölü kos x'tir. Kotanjant da o zaman kos x bölü sin x'tir. Ve bakıyorsunuz bunlar birbirine zıttı. O zaman ben tanjant x ile kotanjant x'i çarparsam daima 1 gelir. Arkadaşlar bunu da mutlaka kaydedin. Bu da mutlaka kullanacaksınız. Bundan sonra en çok kullanacağınız özdeşliklerden bir tanesi de budur. Tanjant x ile kotanjant x'in aynı açı değerine sahip olması gerekiyor. Bakın ikisinin de. Burada tan x ile kot x'in çarpımı 1. Burada kosinüsün karesi ile sinüsün karesinin toplamı 1. Bunları karıştırmayın. Burada örnek olarak örneğin cos kare 40 ile sin kare 40'ın toplamı 1 iken mesela tanjant 18'de kotanjant 18'in çarpımı her zaman 1 olur diyorsunuz. Açı hiç fark etmiyor. Şimdi x artı y 90 iken sinüsle kosinüsler yani x'in kosinüsüyle y'nin kosinüsünün toplamı ya da x'in kosinüsüyle y'nin sinüsünün toplamı her zaman ama her zaman pardon bunlar birbirine her zaman eşittir, toplamı diyorum. Tanjant x'e de kotanjant y her zaman eşittir. Bunu bir önceki sayfada not olarak vermiştim. Toplamları 90 olan iki açının sinüsü kosinüsüne, tanjantı kotanjantına her zaman ama her zaman eşittir. Peki ya bir de bunları, madem bunların sayısal değerleri var, ya sıralamaya kalkarsam? Mesela ikisi de birinci bölgede olmak üzere x y'den küçükse sevgili gençler, sinüs x de sinüs y'den küçüktür. Tanjant x de tanjant y'den daha küçüktür. Yani ben burada şunu söyleyebilir miyim? Bu sinüste tanjant fonksiyonları artan fonksiyonlardır diyebilir miyim? Çünkü bakıyorsun açı artarken değer de artıyor. Demek ki sevgili gençler sinüste tanjant artan fonksiyon diyebiliriz. Burada da bunun geometrik kanıtını bulabilirsiniz. Mesela AC bölü AB, AC şurası, AB burası sevgili gençler. Daima AC bölü AD'den daha küçüktür. Neden? Çünkü sevgili gençler bakın ikisinde de AC'yi bölüyoruz. Birisinde daha büyük bir şeye bölerken diğerinde daha küçüğüne, AD'ye bölüyoruz. Ben bunu biraz daha küçülsem daha da küçük bir kenar elde etmiş olurum. Ve gitgide de zaten 1'e yaklaşmış olacaktır. Evet, tanjant içinde AC bölü BC, AC bölü DC'den daha küçüktür. Çünkü birinde buraya, birinde buraya bölmüş oluyoruz. Bir diğer kısımda ise x açısı dar açı iken sinüs x tanjant x'ten daima ama daima küçüktür sevgili gençler. Bunu sakın unutmayın. Yani sinüs 2 mi büyük, tanjant 2 mi büyük diye soracak olursanız her zaman sinüs küçüktür. Sinüs x, sinüs tanjant x'ten daha küçüktür ama şartımız ne? 0 ile 90 arası. Mesela ikinci bölgede tam tersi olacak. İkinci bölge dediğimiz 90 ile 180 arası tam tersi olacak. Onlara daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. 1 eksi tan kare x'i 1 artı tan kare x'e bölersen ne bulursun diye sorulmuş. Düşünelim. Bu 1 eksi tan kare x dediğimiz olay 1 eksi sin kare x bölü kos kare x biçiminde yazılabilir. Sonuçta tanjant sin bölü kostu. Bölü 1 artı yine burayı da onu yazalım. Sin kare x bölü kos kare x yazalım. Hadi bakalım ne geçecek elimize. Şimdi şuraya bakacak olursak bileşik kesire çevirin. Yani bununla bunu çarpıp üzerine bunu ekleyin. Kos kare x eksi sin kare x bölü kos kare x bölü. Burada da sin kare x ile kos kare x'in toplamı olacak. Bir de bölü kos kare x'imiz var. Şimdi gençler bakın sin kare x ile kos kare x de buradaki kos kare x birbirini götürüyor. Geriye sadece bunlar kaldı. Bunu çarpanlarına falan ayırmayı düşünmeyin. Bu zaten özdeşlikti. Sinüsün karesi ile kosinüsün karesi aynı açı değerlerine sahipken toplamları neydi? 1'di. Demek ki burası 1. Geriye sadece bu kaldı o zaman. Şimdi bunu da zaten bize şıklarda verilmiş kos kare x eksi sin kare x olarak yazabiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Tanjant x ile sekant x'i çarpıp 1 artı tan kare x'e böl demiş adam. Hadi bakalım. Tanjant x neydi? Sinüs x bölü kosinüs x'ti. Sekant neydi? Sekant da 1 bölü kosinüs x'ti. Doğru mu? Onu da yazalım. 1 bölü kosinüs x. Bölü diyorum sevgili gençler. Bölü. 1 artı tan kare x, az öncekinden kopya çekebiliriz. Bak sin kare x artı kos kare x. Yani 1 bölü kos kare x'miş. 1 bölü kos kare x. Şimdi üst tarafı yazıyorum bakın. Sinüs x bölü kos kare x gelir. Kos x ile kos x'in çarpımı. Bölü 1 bölü kos kare x. Ters çevirip çarpmaktan ziyade ikisi de paydada olduğu için bunları silebilirim. Geriye sinüs x bölü 1 kaldı. O da nedir? Tabii ki sinüs x'tir. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. Bir diğer sorumuz. Sekant x'ten kos x bölü 1 artı sin x'i çıkar demiş. Sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüs x'i değil mi? Yazdım. 1 bölü kosinüs x. Bundan neyi çıkaracakmışız bakın. Kosinüs x bölü 1 artı sinüs x'i çıkaracakmışız. Şimdi ben burada burayı 1 artı sinüs x ile genişletsem. Burayı da sevgili gençler kosinüs x ile bir genişletsem. Bakalım neler olur. Üst taraf 1 artı sinüs x olur burada. Eksi kos kare x olur. Bölü alt tarafta ise kosinüs x artı sin x çarpı kosinüs x olacaktır. Şimdi bunları da bu şekilde ele aldık. 1 artı sin x eksi kos kare x var. Şimdi bakın arkadaşlar. Sin kare x ile ben kos kare x'i Toplayınca 1 geliyordu değil mi? Peki cos kare x gördüğüm yere şunu karşıya atsam 1 eksi sin kare x yazabilir miyim? Vallahi yazarım. O zaman şurada onu yazsak. Buraya 1 eksi sin kare x yazsak mesela. Tamam mı? Daha sonrasında da buradan çıkarsak bak şimdi 1 artı sinüs x eksi 1 artı sin kare x olsa. Bölü. Burada da kosinüs x, az önce biz cos x parantezine de alalım hadi. Hadi alalım. 1 artı sinüs x gelir. Şimdi geçtik yine üst tarafa. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eksi 1 ile 1 birbirini götürecek. Burada da ikisine de sinüs x var. Alın sinüs x parantezine. Ne kalır? 1 artı sinüs x kalır. Alt kısımda da zaten kosinüs x parantezinde 1 artı sinüs x vardı. Şu 1 artı sinüs x'ler birbirini götürürse geriye sin x bölü cos x kalır. Bu da neydi? Tanjant x'in ta kendisiydi. O halde cevap neymiş sevgili gençler? Tanjant x, yani Adana seçeneği olacakmış cevabımız. Evet, bir sağ üst tarafta sevgili gençler yönlü açı kısmı var. Yönlü açı videomuzu ve konu anlatımımızı bir sonraki videoda yapalım. Videolar kısa kısa olsun, tatlı olsun ama konu bizim olsun. Sıkıntı yok, konu bizim olsun. Tamam. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.